Kürek Milli Takım olarak Gençlik Olimpiyatları Arjantin'e gidiyoruz. Bizi izleyin, destekleyin. İlk spora başladığımda 14 yaşındaydım. Aynı 8. sınıfta beden eğitim öğretmenim sayesinde seçildim bu spora. Testler sonucunda bu spora başladık. Ondan sonra ilk milli takıma yıldızken girdim. Balkan Şampiyonası'na katıldık ekibimle beraber. Şampiyon olmuştuk. Şimdi de Gençlik Olimpiyatları'na hazırlıyoruz Allah izin verirse. Orada da iyi şekilde geçmesini istiyoruz. Barış, şu an Balkan Şampiyonası için kamptasınız. Biraz sizden hazırlıklarınızı dinleyelim. Ardından da olimpiyat hedeflerinizden bahsedelim. Hazırlıklarımız çok iyi gidiyor hocalarımızla beraber. Hocalarımız bize çok iyi destek oluyor. İdmanlarımız sabah akşam oluyor yani. Emre, şu an Balkan Şampiyonası için hazırlıklarınızı sürdürüyorsunuz Sapanca'da. Nasıl geçti hazırlık süreci ve Balkan Şampiyonası'ndaki hedefler neler olsun? Balkan Şampiyonası'na dünya gençlerden geldik. Yorucu bir süreç geçirdik, kamp geçirdik. Şimdi önümüzde bir Balkan Şampiyonası var. İyi çalışıyoruz. 25-26'sında yarışlara katılacağız. Bakalım, inanıyoruz, istiyoruz. Şampiyon olmak için gidiyoruz. Barış, aslında esas hedef tabii ki Gençlik Olimpiyatları. Gençlik Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek ekibimiz sizler olacaksınız. Nasıl hissediyorsunuz? Heyecan var mı? Oradaki hedeflerin neler olacak? Hedeflerimiz Gençlik Olimpiyatları yönünde daha çok olmaya başladığını ilk öğrendiğimizde, Gençlik Olimpiyatları'na gideceğimizi. Bunun için bayağı çalıştık çünkü ekibimizle beraber. En iyi ekibi olmayı başardık Türkiye'de. Çok çalıştık. Şu an Balkan kampımız var. Ondan sonra Gençlik Olimpiyatları kampına katılacağız. Gençlik Olimpiyatları 1000 metre olduğunu öğrendik. Yani bizim için büyük bir avantaj. Kısa mesafemiz biraz daha iyi. O açıdan güzel oldu. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. İdmanlarımızı en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Derecelerimize uymaya çalışıyoruz. Elimizden gelen en iyisini yapacağız. Hayırlısıyla madalyamızı alıp döneceğiz. Emre, henüz kürek kariyerinizin oldukça başındasınız. Ancak bizi izleyen sizden çok daha genç arkadaşlarımız var. Kürek nasıl bir spor dalı desem, neler anlatırdın onlar için? Kürek gerçekten zor bir spor. Mücadele etmeyi öğreniyorsunuz. Hani gerçek hayatta da disiplin katıyor size. Teknik anlamda bütün vücudunuzu, bütün kas gruplarınızı kullanıyorsunuz. Yarışçılığı öğreniyorsunuz. Bunun haricinde üniversite olsun, işte ileriki hayatınızda güzel katkılar sağlıyor. Gençlere öncelikle küçük kardeşlerimize bu sporun çok iyi bir spor olduğunu söylemek isterim. Zorlukları olduğunu söylemek isterim. Teknik sınıflarımız tek kişi, iki kişi, dört kişi ve sekiz kişi olmak üzere teknik sınıflarına ayrılıyoruz. Su sporu güzel bir spor. Yani doğayla iç içesiniz. Barış, antrenman sırasında dinlemeyi en çok sevdiğin şarkı? Müslüm Gürses. Hangi şarkısı? Aşk Ede Kırıldı. Dünya rekoru mu, altın madalya mı? Dünya rekoru. İzlemeyi en sevdiğin yarışma bu spor dalında? İki tek. En çok hangi şehirde ya da ülkede yarışmayı istiyorsun? Arjantin. Sporcu olmasan ne olurdun? Sporcu olmasam ne olurdum? Pilot olurdum. Neden? Neden? O da çok zevkli bir iş olduğu için. Emre, lakabın ne? Lakabım yok ama bazen sırık derler. Onsuz yaşamayacağım şey nedir senin için? Spor. Senin disiplindeki dünya rekoru ne? Yok. Abi, buna cevap veremem. Çok ani oldu. Son olarak bize farklı bir disiplinden kürekte 3 ünlü isim say. Farklı bir disiplinden? Senin disiplinin haricinde. Evet. Yabancı olarak Erik Melikler var. Ondan sonra Sinkovic kardeşler var. Bizim Enes Kuşku abimiz var. Evet, 3'e tamamladın. Tebrik ediyorum sizi.